İkinci soru, hız denkleminin yazılmasıyla ilgili bir soru. Şunu hatırlayınız, mekanizmalı tepkimelerde hız denklemi yazılırken yavaş basamağın girenlerine göre yazılıyordu. Bize toplam tepkimenin denklemini vermiş, fakat ikinci ve hızlı basamağı da belirtilmiş. Ben ikinci ve hızlı basamağı bu şekilde yazdım. Öyle bir tepkime yazalım ki o zaman birinci basamak olmalı ve yavaş olmalı. Bu durumda arkadaşlar birinci basamak ikinci basamakla toplandığı zaman net tepkimeyi bize verebilsin. Bakınız bize sorulan net tepkimede H2O2 yani hidrojen peroksit girenlerde 2 mol. Evet hızlı denkleme baktığınız zaman bu 1 mol. Dolayısıyla toplandığı zaman 2 mol olabilmesi için yavaş adımın girenlerinde 1 mol H2O2'nin olması gerekir diyeceğim. Gene bize sorulan tepkimede evet burada 2 mol su var sağ tarafta. Hızlı denklemde 1 mol su var. O zaman 2 mol su olması için yavaş adımın ürünlerinde de 1 mol su olması lazım. Onu da yazdım. Şimdi hızlı denklemde IO iyonu birinci tarafta mevcut. Toplamda bunun olmaması için toplandığı zaman taraf tarafa IO'nun gitmesi lazım. Bu durumda yavaş adımda IO'yu ürünler tarafına yazdım. Taraf tarafa toplandığı zaman IO'lar gider. Neticede toplam tepkimede görülmez. Evet. Oksijen gazı hızlı adımda vardı. Evet, orada bir değişiklik yapmaya gerek yok. Toplandığı zaman net tepkimede ürünler tarafına O2 gelmeli. Fakat burada hızlı tepkimede sağ tarafta I-1 var. Bu da toplam tepkimede görülmüyor. O zaman bunun da gitmesi lazım. Demek ki arkadaşlar yavaş adımın girenlerinde de bir tane I-1 olmalı. Bunun sağlamasını da yapabilirsiniz. Taraf tarafa toplandığı zaman IO-1'ler gitti. IOT-1'ler de gitti. Kalanları toplandığı zaman girenlerde 2 mol H2O2. Bakın toplam tepkimeyi veriyor. Su ürünlerde 2 mol. O da tamam. Oksijende 1 mol vardı. O da tamamlanmış oldu. Dolayısıyla bizim yavaş tepkimemiz yazmış olduğumuz denklem doğru bir denklemdir. Şimdi ne sormuş buna göre? Tepkimede H2O2'ye göre ikinci mertebedendir demiş. Yani suya H2O2'ye göre tepkime derecesi 2'dir demiş. Oysa bakıyorum hız denklemini ben yazdığım zaman evet H2O2 yavaş adımda 1 mol olduğu için H2O2'ye göre üstünün 1 olması lazım. Derecesi 2 değil 1'dir. Dolayısıyla birinci ifade yanlış. Birinci basamağın ürünleri evet H2O ve IO-1'dir demiş. Görüldüğü gibi su ve IO-1'i yazmıştım. Bu ifade doğru. Şimdi şöyle bir tanım vermiştim hatırlayacaksınız. İlk basamakta girip son basamakta değişmeden çıkan madde katalizördü. Bu tanıma I-1 uyduğu için dolayısıyla bu da doğru bir cümle. Sorunuzun cevabı ne olmalı? D şıkkı diyorum.